Yalnızlık korkunu yendin mi? Bilmiyorum. Daha onu test edemedim. Daha konuşmayalım bu konuları. Yo yani. Bir sonrakine. Şey oldu. Mesela tek başıma tatile çıktım geçen sene. 3 günlüğüne gittim. 8 gün hiç bilmediğim bir yere hiç böyle tek başıma gittim kış vakti. Çok eğlenceli. Hayatımın en eğlenceli 8 günüydü. O biraz kırdı ama var hala. Yani yalnız başıma yemek yemiyorum falan. Aa. Ya o sesle rezil oldum ya. Lanet olsun. İlk aldılar beni oraya. Heyecandan geberdi. Beni şarkı seviyorum. Ya şarkı niye söylüyorum? Tiyatroda çünkü benim böyle bir sesimi keşfettiler. Onu da Salih Öztürk keşfetmiştir bu arada. Sonra her oyunda bir şarkım oldu benim. Derken işte bizim Cem İdiz vardır. Çok büyük bir müzisyen. O böyle benle ilgilenmeye başladı falan. Sonra zaten konservatuara hazırlık sürecinde hepimiz şan dersi alıyoruz ya. Ben onu sadece şanda başarılı buldukları için hocalarım beni ona yönelttiler biraz daha. Hatta 9 Eylül sınavında şan sınavında şey demişti Altı Hoca, oranın şan hocası. Oyunculuğu kazanamazsan biz seni şan sınavına da sokarız falan demişti. Öyle öyle biraz eğitim aldım, biraz müziği çok seviyorum. Devam edecek misin? Yani albüm, albüm ilerlemek istiyor musun? Yok ya. Niye ya? Ne yapacağım herkes albüm? Herkes çıkarıyor. Meltem Cumbul muyum ben? Oo! Çok iyi. Selin Şekerci. Daha çok laflar arıyoruz böyle ağzından armalıyız. Ya hayır. Ya. Acun hakkında ne düşünüyorsun falan? Acun, canım Acun. Acun öperim. İzliyor musun hakikaten Survivor falan? Ya canım benim Survivor. Dün yine oturdum böyle ben çok heyecanlı. Ben de böyle bayağı izliyorum, takip ediyorum. Bir de bizim Selenay falan da orada ha, ya evet, merak ediyorum. Onunla da alakası var ve hakikaten heyecanlı bir iş geliyor bana. Ben şeyi merak ediyorum ya, bu televizyondan hepimiz çok şikayetçiyiz. Evet. Olan vasat işlerden falan filan. Sen bu televizyonun karşısında internetin gelişini nasıl görüyorsun? Sence bir şansı var mı? Var, bizim var. Bir şansımız var mı mesela? Var tabii yani. Genel olarak biz öyle bizim diye esprili sordum. Yok estağfurullah. Genel olarak bir şansı var mı sence? Aslında bu mevzular 200 sene önceden böyle alevlenmeye başlamıştı. Hepimiz böyle bir araya geldiğimiz zaman abi internete bir şeyler biz mi yapsak? Çeksek. Hani bunu biri kapmadan biz mi yapsak? Geç kalınmış bir şey. Cesaretle alakalı bir şey. Ben o yüzden seni çok seviyorum. Sen çok cesaretli bir herifsin. Eyvallah. Yani program bunu hep söylüyorum. Programda evet, diye söylemiyorum. O yüzden şimdi bakıyorum. Bütün dizileri internetten takip ediyorum. Survivor'ı bile internetten takip ediyorum. Bir de gerçekten bu kısa şeyleri izlemek bana daha keyif kolay veriyor, ve keyifli aynen geliyor. Ve Ulan İstanbul böyle bir şey başlattı. Ondan önce aslında sizin dizi girdi. Can Bedenden çıkmayınca. Evet. İzlenecek yani şunlardan herkes de var. Aynen. Herkesin elinde iPad var. Telefondan telefonlar izleyebiliyorsun. Telefonlar gitgide büyüyor, ekran gibi oluyor. Ve ne güzel ki hani bunu önce akıl edenler en karlı da onlar çıkacak bu işten inşallah. İnşallah. Bir ara konuşuruz sözleşme için falan seninle. Şimdi bizim setin en güzel şeyi şuydu, Selin'le selfie çekilmek. Çünkü Selin gerçekten selfie'de acayip güzel çıkan bir kız. Herkes böyle çıkmıyor. Ama Selin bir de böyle gelip bazı insanlar vardır. 400-450 bin takipçisi olan, kendini uzak tutan. Bizim ekipte hiç öyle insanlar yoktu. Selin gelip kendi derdi, hadi selfie çekilelim. Furkan da keza öyle. Hazır programımıza gelmişken bizim için de büyük şeref. Tekrar hepinizin huzurunda çok teşekkür ediyorum kendisine. Telefon çalıyor. Telefon çalsın. Çalsın. Biz bir selfie çekelim programımızda. Biraz aşağı Arçi, hemen oradan. Arçi ne oldu, içine Uğur Kaplan mı girdi? Vallahi biz böyle samimi bir şey yapmaya çalıştık. Umarım sen Ay, eğlenmişsindir. Çok güzel oldu. Ben deli misin? Tabii ki eğlendim. Çok teşekkür ediyoruz. Ama çok kısa için. Ben bir daha geleceğim. Gel istediğin zaman onu herkese hatta söylüyoruz. Hatta bir şey söyleyeceğim. Biri geldiğinde böyle baskın yapsam öyle ya yapılıyor ben. Zaten mesela. Aa. Evet isteyen istediği zaman. Ben sana çaktırmadan haber vereyim. Tamam. Mesela Furkan falan geldi. İnci, Kerem geldi zaman aa, falan. İnci, Kerem mi? Haber canım vereyim Kerem sana. Olur mu? Tamam. Seni meşgul ettik biraz. Estağfurullah ne demek? Ooo karizma taktiğine gözlü. Telefonuna da söylersin Sertan diye biriyle birlikteydim diye. Aa, ya, o değil o değil. İnci'nin yanına gidiyorum zaten. Ha şimdi. Öyle mi? Tabii. Bu arada iş var mı yaza kadar? Yaza kadar iş yok. Eylül'e kadar çalışmam. Film... Burayı keseceğim tamam. Bipleyeceğim, bipleyeceğim. Ha, çok komik olacak biraz. Bip yapacağım o sürpriz işte. Hepinize sürpriz göreceksiniz arkadaşlar.